Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün patlıcan, biber dolması ve sarma yapacağız. Patlıcanları oyuyoruz. Bunlar topak patlıcan. Uzun patlıcanlardan da var. O uzun patlıcanları da ikiye kesip onları da oyarak yapabiliyoruz. Biberlerin de başını çıkartarak içini temizliyoruz. İsterseniz bıçakla da kesip çıkartabilirsiniz. Ama ben oyarak yapıyorum. Oyduğum biberleri, patlıcanları da çekiyorum. Tepete atıyorum. Bunlar da patlıcanların içinden çıkan, onları da dolmanın içine koyacağım. İki bardak pirinç koyacağım, yıkayacağım. Pirinçleri yıkıyoruz. 3 tane soğan, 2 tane domates, yarım demet maydanoz ve nane, 7-8 dişli sarımsak. Bunların hepsini güzelce robottan çekiyorum. Kimyonunu, karabiberini, kırmızı biberini, tuzunu, sumak. Ben biraz attım, biraz daha atıyorum. Ve yağını. Bu kadar, bir avuç kadar kuyruk yağı. 200-300 gram kadar da kıyma koyuyorum. Bunların hepsini güzelce karıştıracağım. Yağ koydum ama yine göstermek için biraz daha koyacağım. Daha önceden koydum ben. Bir tane de limon suyu. Bunu güzelce yoğuracağım. Bir kaşık da biber salçası, tuzunu, hepsini güzelce koyup karıştırıyoruz. Bunun hepsini güzelce karıştıracağım ve dolmamı dolduracağım. Bunu etini veya kuyruk yağını koymadan da yaparsanız zeytinyağlı olarak aynı şekilde yapıyoruz. Sarmanızı, dolmanızı doldurup afiyetle yiyebilirsiniz. Şöyle başlarını kesmiştim. Onları kapak yapıyorum. Biber tekrar ve patlıcanın içine tuzluyorum ve dolduruyorum. Biberlerimi de böyle tam değil, bir parmak eksik dolduruyorum. Ve ağzını da domates koyuyorum. Bunların hepsini aynı şekilde yapacağım. Biberlerin ağzını domatesle kapatıyorum. Patlıcanları da aynı şekilde kapatabiliriz ama ben patlıcanlardan kapak kestiğim için patlıcanların ağzını kapakla kapatıyorum. Domatesleri dilimledim. Buraya da tenceremin altına koruk koydum. Domatesleri de böyle kapak yapıyorum. Bunları da kendi kapağından koydum. O domates böyle. Burada da yaprağım var. Biraz yaprak da saracağım. Yapraklarımı saracağım. Biraz içten koyuyorum. İki tarafını kapatıyorum ve yuvarlayarak sarıyorum. Bütün malzemeyi aynı şekilde yapıyoruz.
Sarmalarımı yaptım. Dolmayı da tencerenin altına dizdim. Yaprakları da bir ipe, yorgan ipi olabilir, dikiş ipi olabilir, iki kat yapıp güzelce bunu bağlıyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman dolma ile piştiği zaman hiç açılma yapmıyor sarmalarımız. Serbest olduğu zaman açılıyor. Bu şekilde güzel bir şekil oluyor. Bunu sardım, bitirdim. Bütün yaprakları da böyle bağladım. Gördüğünüz gibi. Küme küme. Çünkü dağılmasını istemiyorum. Bunu ben rahmetli annemden öğrenmiştim. Dolma yaptığı zaman sarmalar dağılacağı için bağlardı. Onlar da hiç açılmazdı. Şimdi kapatıyorum. Pişireceğim. Bir yemek kaşığı tuz atıyorum. O bir tarafa döküldü ama önemli değil. 2 bardak da su bardağı. Su koyuyorum. Ve üzerine sarma taşını koyuyorum. Kapatıp 1 saat pişiriyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.